Herkese saz sevgiyle selam olsun. Güzel kalplerinize hürmet olsun. Mudra serimizin ikinci videosundan tekrar hürmetler olsun, şifa olsun. Yapacağımız, dinleyeceğimiz, anlayacağımız her bir an. Vayu Mudra neden önemli ve neden yapmalıyız? Tekrar etmekte fayda var ki mudra vücudumuzdaki belirli enerji kanallarını açmak için kullanılan parmaklarımızı belirli süreyle çok fazla basınç yapmadan tutarak ya da dokundurarak demek daha doğru olur. Nefesinizi dengede tutarak yapacağımız hareketler. Vayu Mudra. Günde 3 kere yapmanızı isteyeceğim sizden. 2 dakikayla. Ama fazla zamanınız varsa lütfen bunu 6 dakikaya çıkarın. Çünkü sadece bir tane hayatınız var. Ve hayatınıza artık teşekkür etme zamanı. Karmaşanın içerisinden kurtulup ne yapıyorum deme zamanı. Aldığınız nefesin ve verdiğiniz nefesin öyle güzel bir armağan olduğunu, giden her bir anın bir daha geriye dönmeyeceğini hatırlama zamanı. Vayu Mudra'yı neden yapmalıyız? Vayu Mudra vücudumuzun dengesini bir arada tutacak. Ve vücut dengemizi, aklımızı, ruhumuzun birbiriyle olan bağlantısını dengede tutacak. Özellikle vücudumuzun gücünü yeniden yerine getirecek. Eğer ki vücudumuzda her zaman yer değiştiren ağrılarınız varsa, diz kapağı probleminiz varsa, umarım yoktur felç probleminiz varsa, kaslarınızla ilgili probleminiz varsa, Vayu Mudra zamanı yapmak için önemli bir zaman. Bununla birlikte eğer ki karın yağlarınız varsa ki hepimizin zaman zaman yaşadığı yemeyle, içmeyle bize kilo olarak geri dönen yağlar Vayu Mudra sizin için iyi bir alternatif olacak. Aynı şekilde soğuk algınlığınız varsa göğsünüzde ağrı hissediyorsanız öksürüğünüz varsa bu hareket sizi rahatlatacaktır. Nasıl yapacağız bu hareketi? Yine enerji kanallarımızın önemli bir kapısı olan ellerimizle yapacağız. Vücudumuzdaki bu enerji kanalları özellikle ellerimizde, el parmaklarımızda, ayak parmaklarımızda ve başımızda var. Tıpkı kapı olarak düşünün. Bir kapımız var, anahtarımız var ama o kapıyı o anahtarla açıp bir türlü giremiyoruz. Parmaklarımız var, vücudumuzdaki enerji akıyor. Ama vücudumuzdaki belirli dengesizlikler yüzünden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız yaşam tarzımız yüzünden bazı rahatsızlıklar yaşıyoruz. Sizden istediğim şey bu hareketi 2 dakika boyunca yaparken nefesinizin olabildiğince sakin, uzun almanız ve uzun vermeniz. Çünkü harekette sadece parmak hareketi değil, nefesinizle birlikte aynı anda dengede tutmakla ilgili olan bir hareket bu. Oturma pozisyonunuz meditasyon pozisyonu olabilir. Sandalyede ya da koltukta da oturabilirsiniz. Önemli olan parmaklarınızı doğru şekilde birleştirmeniz ve doğru nefes almanız. Şimdi izninizle nasıl kullanacağımızı göstereceğim parmaklarımızı. Parmaklarımızda işaret parmağımızı ve baş parmağımızı kullanacağız. Ve hareketi yaparken avuç içlerimiz yukarı bakacak. İşaret parmağımızı, baş parmağımızı tam bu noktasına dokunduracağız ve baş parmağımızı tutacağız. Tekrar gösteriyorum. Hareketimiz bu. Tekrar göstermekte fayda var. İşaret parmağımızı ve baş parmağımızı birbirine tutuyoruz. Hareketin dışarıdan görünme şekli bu, içeride görünme şekli bu. Çok sakin olarak diz kapaklarımızın üzerine koyduk. 2 dakika boyunca sıkmadan çok nazik bir şekilde parmaklarımızı birbirine dokundurup nefes alış ve nefes verişimizi sadece hissedeceğiz. Hazırsak başlayalım. Şifa olsun. Aldığın her nefes, verdiğin her nefes vücudundaki hangi noktada sıkıntı varsa ona şifa olsun.
rahatla, sakin ol, hayatının nasıl bir armağan olduğunu hatırla. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Parmaklarını sıkma. Vücuduna herhangi bir baskı yapma. Hiçbir şey düşünme. Sakin, huzurlu, dingin, parmaklarına basınç yapmadan yaptığın bu hareketin vücuduna bir armağan olarak geri döneceğini düşünerek yavaş, sakin, dingin, yavaşça parmaklarınızı açın, gözlerinizi açın, gülümseyin ve kalbinize dokunun ve kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Şifa olsun, saf sevgiyle armağan olsun.